Bu derste konumuz present simple tense, yani geniş zaman. İlk tense konumuz olacak bu. Nedir bu zaman? Present simple tense bir ayağı şimdiki zamanda olup genel alışkanlıkları, kabul görmüş gerçekleri, planlı gelecek aktivitelerini anlatırken kullandığımız zamana denir. Yani geçmişi, şimdiyi ve geleceği kapsayan zaman olduğu için geniş zaman denmiştir. Bu yapının yardımcı fiili do'dur. Olumsuz ve soru cümlelerinde kendini gösterir ancak olumlu cümlelerde genelde bulunmaz. Şimdi olumlu, olumsuz ve soru cümlelerine tek tek bakacağız. Olumlu cümleye geldiğimizde yalın fiille beraber kullanılan kurallı cümlelere denir. Sadece üçüncü tekil şahıs çekiminde fiil s takısı alır. Yani solda gördüğümüz gibi hepsi verb bütün hallerinde kişi zamirlerinin ancak üçüncü halde yani he, she, it'te s takısı alarak works olmuş. Peki her kişi zamiriyle yalın halde fakat üçüncü halde neden s takısı derseniz, her kişi zamirinin kendi eki vardı önceden fakat günümüzde sadece üçüncü halin s takısı korunabildi. Şimdi fiiller gördüğümüz harflerle bitiyorsa şayet s, ss, sh gibi harflerle bitiyorsa es takısıyla present haline getirilir üçüncü kişi zamirinde. Y ile bitiyorsa da ies gelir. Örneklere bakalım. He sleeps early at night. Geceleri erken uyur. Burada uyumak fiil ve he ile kullanıldığı için s takısı almış. They play football every day. Her gün futbol oynarlar. Burada da fiil yalın haliyle kullanılmış. Son olarak she goes to school. O okula gider. Go o harfiyle bittiği için üstteki harflerden biri olduğu için es takısıyla present hali yapılmış. She tabii üçüncü halde olduğu için de. Tekrar söylüyorum. Geniş zamanın yardımcı fiili do'dur. Yani to be değildir. Bunun üstüne tekrardan basıyorum. Emizar burada to be fiilinin present formudur. Her fiilin yalın haliyle present hali neredeyse aynıdır. Ancak to be'nin present hali emizar şeklindedir. Burada gördüğümüz gibi emizar kullanımında özne ve nesne arasında bir bağ mevcutken diğer cümlelerde bu bağ mevcut değildir. Örnekte olduğu gibi I see a teacher. Bir öğretmen görüyorum. I am a teacher. Ben bir öğretmenim. Burada am ben ve öğretmeni bağlamış olduğu. Diğerinde ise I see a teacher dediğimde ise öğretmeni görüyorum dediğimizde ise benimle öğretmen arasında sadece uzak ilişki var. Hani birebir ilişki yok. To be fiili present kullanımında ordinary verb olarak gelir. Örneklere devam edelim. He opens the door. Kapıyı açar. Burada ana fiil open. It is a door. O bir kapıdır. Is burada ana fiil yine. Üçüncü örnek. They know your name. Adını bilirler. Bilmek burada ana fiil. Your name is Ali. Senin adın Ali'dir. Burada isim ve Ali yine bir bağ var. Is present simple'daki görevini yaparak bu ikisini bağlamış oldu. Son olarak bir örnek daha var. They do play football every day. Burada do'yu da ana fiilden önce kullanabiliriz. Ancak sadece vurgu yapmak istediğimizde. Yani aslında present simple cümlelerde do gizli olarak vardır. Ancak sadece vurgu yaptığımızda açığa çıkar. Olumsuz cümleye geldiğimizde olumsuz yapmak için yardımcı fiile not eki eklenir. Genelde kısa kullanımında o düşerek kesme harfiyle gelir. Yani do not değil don't olur. Ana fiil ise üçüncü tekil şahısta s almaz. Çünkü o takıyı do'ya kaptırmıştır. Mesela he she it'in örneğinde doesn't run diyor. Olumlu cümle olsaydı runs olacaktı. O olumlu cümledeki s do'ya giderek does olmuş ve olumsuz da eklenerek doesn't olmuş. Örneklerde gördüğümüz gibi mesela he doesn't sleep early at night. Geceleri erken uyumaz. Burada olumsuzluk eki getirmiş oluruz. Yine ikinci örnekte they don't play football every day. Her gün futbol oynamazlar. Yine bu şekilde olumsuz yapmış olduk. Olumsuz da do emizar farkına geldik. Do bulunan cümlelerde bir ana fiil var ve bu do ona yardımcı konumda bulunur. Olumsuzda da yine. To be fiilinin formları bulunan cümlelerde ise tek fiil olarak to be'nin kendisi vardır olumsuzluk ekiyle beraber. Örneklere bakalım. I don't see a teacher. Bir öğretmen görmüyorum. I am not a teacher. Ben bir öğretmen değilim. He doesn't open the door. Kapıyı açmaz. It's not a door. O bir kapı değil. They don't know your name. Adını bilmiyorlar, bilmezler. Your name is not Ali. Adın Ali değil gibi. Burada to be'nin present halinde özne ve nesne arasındaki bağı sağladığını görürüz bu to be fiilinin. Soru haline geldiğimizde ise soru sorarken yardımcı fiil do başa gelir. Do ve does şeklinde gelebilir tabii. Sadece üçüncü halde does olur ve yine fiilin s takısını almış olurdu.
Cevabı iki türlü kısa veya uzun şekilde verebiliriz sorulara Present Simple'da. Burada iki farklı soruya verebileceğimiz alternatif cevapları yazdık. Şimdi sorulara bakalım. Mesela, do they make a test? Bir test yaparlar mı? Buna nasıl cevap verebiliriz? Kısaca, yes they do. Evet yaparlar veya they do. Yaparlar diyebiliriz. Veya olumsuzsa, no they don't veya they don't. Hayır yapmazlar veya sadece yapmazlar diyerek cevap verebiliriz. Ya da uzun cevap vermek istersek de, yes they make a test. Evet test yaparlar. Veya no they don't make a test. Hayır test yapmazlar. Şeklinde de uzun cevaplar verebiliriz. İkinci örnekte de Does she do her homework? Ödevini yapar mı? Yine aynı şekilde kısa cevaplar ve uzun cevaplar verebiliriz burada da. Soru cümlesinde do emizar farkına geldik. Do bulunan sorularda ana fiil varken to be bulunanlarda başka bir fiil yoktur. Mesela do you see the house? Evi görüyor musun? Is it a house? O bir ev mi? Burada birinde yardımcı ve ana fiil varken diğerinde yok. Yine ikincisi için Does she open the door? Kapıyı açar mı? Is this a door? Bu bir kapı mı? Şeklinde sorulur. Sorularda not eki de kullanılabilir. Yardımcı fiilden sonra kullanılırsa, yani don't they know your name gibi kullanılırsa mesela sonuncu için şaşırma veya gereklilik haliyle sorulur. Yani don't they know your name? Adını bilmiyorlar mı? Bilmeleri gerekirdi gibi. Subject'ten yani özneden sonra gelirse düşündüğünün aksi olma durumudur. Yani mesela do they not know your name? İsmini bilmiyorlar mı? Yani burada da aksi olma durumunu belirtmiş olduk. Tabii anlamdaki fark çok belirgin olmaz. Ufak bir farktır bu. İki kullanım şekli olduğunu da bilmek önemli. Son örnekte isn't your name Ali? İsmin Ali değil mi? Is your name not Ali? Adın Ali değil mi? Gibi oldu. Peki present simple nerelerde kullanılıyor? Üç farklı şekilde kullanılır present simple. İlki to express or describe facts, habits, general statements. Yani gerçekleri, alışkanlıkları, genel bilgileri vermek için kullanılır. Mesela genel geçer bilgiler dedik. Water boils at 100 degree. Su 100 derecede kaynar. Bu genel geçer bir bilgidir ve bu tarz cümleler için kullanırız. He works out every day. Her gün spor yapar. Bu da bir alışkanlık. Bu anlamında genelde frequency adverbs yani sıklık zarfları da kullanılır. Örnek olarak always her zaman, usually çoğu zaman, generally normalde, often sık sık, sometimes bazen yani %50-50 durumlarda, seldom nadiren, rarely çok çok nadir ve never asla demek. Bu kelimeler genelde öznenin ardından gelirler. Yani they often read dediğimizde mesela sık sık okur. Burada öznenin ardından geldi. People always die. İnsanlar her zaman ölürler. Yine öznenin ardından geldi. Emizar bulunan cümlelerde ise bu zarflar fiilden sonra gelir. Örnekteki gibi they are always nice. Her zaman iyidirler. Burada da emizardan sonra gelmiş oldu. To describe scheduled future plans or events. Yani gelecekte olacak planlı olaylar için kullanılır. Örneklere bakalım. The train arrives at 10 o'clock. Tren 10'da varacak. Gelecekte olan bir şey için kullanmış olduk burada. İkinci örnekte ise the match starts at 9:30. Yani maç 9:30'da başlayacak. Gelecek bir olay için kullandık yine. We eat with them tomorrow. Yarın beraber yiyeceğiz. Bu da yine gelecek planlanmış bir olay için kullanıldı. Son olarak to tell jokes, stories and relate sporting events in real time. Yani hikaye veya şaka anlatmak için veya anlık maç anlatmak için kullanılır. İlkinde mesela one day Temel buys a typewriter but it seems broken. Then he wants to give it back. He goes to the shop but seller asks Temel, How is it broken? It was good yesterday. Temel answers, There is not two E on it. I cannot write week. Yani burada şöyle diyor, hikayeyi anlatayım. Bir gün Temel bir daktilo alır ancak bozuk olduğunu fark eder. Sonra geri vermek ister. Mağazaya gider ve satıcı Temel'e sorar. Nasıl bozuk? Dün iyiydi der. Temel cevaplar. Bunun üzerinde iki tane i yok. Yani harfi yok. Week yani hafta yazamıyorum diye bir komik şaka. Son olarak The match starts. Hutchinson takes the ball and he passes to his friend. He shoots the ball and scores. It's an early lead for black and whites. Yani burada da maç başlar. Hutchinson topu alır ve arkadaşına verir. Arkadaşı vurur ve gol olur. Siyah beyazlar için erken bir galibiyet, öne geçme ile dersi bitirelim.